Değerli arkadaşım, yeni videoya hoş geldin. Şimdi biz bir önceki videoda artık canıntı noktaladık. Anlattık, nasıl çıkacağını söyledik, hangi sorularda neleri neye göre elemen gerektiğini söyledik. Şimdi canıt ing'li olan, doğru mu? Evet hocam. Bak, bunların hepsi isim fiil, fiilimsi. Bir cümlede iki fiil varsa biri mutlaka ana fiilindir, yani yüklemindir. Biri de mutlaka fiilimsidir. Heh, işte bu genitivity bu fiilimsileri karşılıyor. Şimdi infinitive'e geliyoruz. Infinitive genit'ten çok daha kapsamlı ve neredeyse her yere geliyor bu lanet şey. Peki bu şey ne ve formülü ne? Infinitive gördüğün yerde aklına ne gelecek? To gelecek hocam. Güzel. To artı fiilimin birinci hali. Şimdi. Peki nerelerde geliyor? Ne kadar kullanım alanı var? Bunları biraz dikkatli dinlemeni istiyorum. Hazırsan gel bakalım şimdi derse. Şimdi subject olarak, subject complement olarak, verb infinitive, verb artı pronoun infinitive şeklinde ilk 4 maddemi söyleyeceğim. Birkaç tane böyle çok fazla kullanım alanı olduğu için hepsini böyle tek tek anlatacağım. O yüzden dikkatli dinle. Şimdi dedik ki subject olarak, yani cümlenin öznesi konumunda kullanılabilir diye. Biz ne demiştik en başta cümleyi anlatırken? İşte learning English is, hani başa direkt ing'lik şeyi getirip cümleye getirip ondan sonra ana fiil yapmıştık. Aynı şekilde burada da yapabilirsin. Gel. Sadece ing yerine to kullanacaksın. Bu kadar basit. Gel bakalım. To learn English. Şimdi to learn English. İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrenmek. Bak yine makmak, mağışmak, isim fiil. Güzel. To learn English, you, ne diyelim? İngilizce öğrenmek direkt olarak buraya makes you perfect. Seni çok daha iyi biri haline çevirebilir. To learn English makes you perfect. Seni çok daha iyi yapar. Ne seni çok daha iyi yapar? İngilizce öğrenmek. Ana fiilim nerede? Burada hocam. He, burası benim. Main verbimse burası mutlaka yecerin ye infinitive'dir. Başında to olduğu için infinitive'dir hocam. Güzel. Infinitive neydi? İsim fiil, yani fiilimsiydi. Buraya kadar cümlenin nesi konumunda? Güzel. Öznesi konumunda hocam. Yani subject konumunda. Ne seni daha iyi yapar? İngilizce öğrenmek, konuşmak, bilmek seni daha iyi yapar. Oradaki marışmak fiili işte burada. O zaman bir, infinitive cümlenin öznesi konumunda kullanılabilir. İki, subject complement. Peki hocam, subject complement ne oluyor? Benim, ve şöyle bir cümle kuralım mesela. Diyelim ki, şu anki planım şunu şunu yapmak olsun. Gel bakalım. My current plan, current, güncel, şu anki plan is, şimdi geldik. My current plan is, benim şu an güncel planım, buradan sonra cümlemi kuracağım. Is geldi ya, bir fiil. Hah, dikkat. Bazen de şöyle kullanabilirsin. To ne yapmak? Make money. Şu an benim öncelikli, yani güncel şu an planladığım planım para kazanmak, para yapmak. To make money. Burada da ben infinitive artı fiilin birinci halini subject complement olarak kullanabilirim. Yani özleme bir yardımcı fiil gibi. Tamam mı? Bir şey is getiriyorsun normal. Hani bu da senin bir ana fiilin aslında. Şuraya kadar main verb'ün. Bunun içinde kullanıyorsun. Complement'te zaten yerleştirmek değil mi? Öznenin yanına yerleştiriyorsun artık bunu. Bu cümlenin bütün hale gelmesini sağlıyorsun. My current plan is to make gibi gibi. Tamam. Bu da senin ikinci planın. Diyeceksin ki subject complement, verb artı infinitive. Peki bu ne hocam? Ben sana demiştim ya, belli başlı list var. Heh. O listten şimdi infinitive kısmına bakıyorsun. Her yerde var. Demiştim, buraya doldursam deryalar deniz sürer. O yüzden lütfen onu çıkarıyorsun. Lütfen ama lütfen sağına soluna, arkana çaprazına, ön çaprazına falan fark etmez. Bunu bir yere yapıştır. Telefonunun ekranı yap gerekirse, ben hiçbir şekilde hatırlamıyorum hocam, bilmiyorum hocam diyorsan lütfen telefonuna, galerine bir yerde böyle ana ekran yap. WhatsApp ana ekranı bile yapan gördüm ben. Tamam mı?
bu liste karşına her zaman dursun. Şimdi buradaki direkt bazı fiillerden sonra infinitive'in geldi. Mesela hope, decided, want, need, I want to, need to, decided to, hope to gibi gibi. Biz bir tanesini yazalım, bizim de aklımızda örnek olarak kalsın. Ne diyelim? Decided daha doğrusu bunun kökü. To listesinde olduğu için ben to getirmek zorundayım. Ne diyelim? To have shower. Or take a shower. Have shower da kullanılıyor. Duş alma planım var. Duş almaya karar verdim. Birdenbire. Allah'u ekber. I decided to have shower. Tamam mı? Bazı fiillerden sonra da bazı o listede o fiiller nerede? Yazıyorsun Google'a. Gerund infinitive list. Enter. Her yerde. Dolu deryalar deniz. İstediğin her yerden çıkarabilirsin, alabilirsin. Kendine baktığın kaynaktan bulabilirsin. Lütfen bunlara bak. Hangi fiilden sonra ne geliyor? Bu bir süreç gerektireceği için şu an bak yarın çıkacak demiyorum. Haziran'a kadar vaktim var. YDS yazılıyorsan sonbaharda, ilkbaharda çıkacak YDS'ye kadar vaktin var. Tamam mı? Süpersin. Verb pronoun infinitive. Peki hocam bu ne oluyor? Pronoun neydi? Zamirdi. Bazı zamirlerden sonra gelebiliyordu. Mesela hemen report speech'i hatırla. Said var, told var. Told me vardı. Hatırlıyor musun? Oradaki me ne işte zamirdi değil mi? Bana bir şeyler söylüyordu. Hocam bir örnek verin ki aklın daha iyi kalsın. Mesela direkt olarak örneği yaz. She told me. Bana bir şey anlattı. Bana bir şey söyledi. To carry the boxes. Şu kolileri, şu kutuları bana taşımamı söyledi. Me to carry. Güzel. O zaman diyeceğim ki dördüncü madden. Ben pronounlardan sonra da fiilime to getirebilirim. Me, you, he, she, it, they. Fark etmez. Told me. Yani arasına daha doğrusu. Arasına subject alan ben fiil ve cümlelerde yerine to getirmem lazım. Told me, said to me, bak reported me to gibi gibi. Bana bir şey anlattı, söyledi vesaire vesaire fark etmez. Hangi fiil alıyorsa lütfen to fiilimin birinci hali olarak da çevirebilirsin. Dördüncü madde. Yazacağız mı? Daha yazacağım. Yine özetleyeceğiz. Şimdi tatlı istiyorum. Devam edeceğim. Evet güzel dostum, şimdi infinitive'in diğer bir maddelerinden devam edeceğim. Merak etme, gözün korkmasın ama bunları bilmek şart. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Nerede çıkıyor? 6-9 arası ve close testte. Direkt sorunlar haberin olsun. Infinitive dedik ki çok yönlü bir şey çünkü her yere to görebilirsin ama bu to'nun hangi anlamda ve gerçekten gerund infinitive mi soruyor yoksa bir amaç mı var, başka bir şey mi var, bunu öğrenmem lazım. İşte bunu buradan öğreneceğim. Bak şimdi ilk başlığım ne? Diğer bir maddem daha doğrusu certain adjectives. Mesela the firstler, the bestler. Bazen biz bunları kullanabiliriz. Şöyle şöyle yapılması gereken ilk iş bu gibi gibi gibi. Gel mesela bak şimdi hocam bir örnek var, yapalım. Diyelim ki gel bakalım. He was the first person. Şimdi buraya kadar dikkat. He was the first person. O ilk kişiydi. Neyin ilk kişisiydi diye sorarlar adama. He was the first person. Diyor ki sana bazı adjective'lerden sonra yine to infinitive getir. He was the first person to climb the mountain Everest. Everest'te tırmanan ilk kişiydi. Kim? O artık kimse artık. Tamam mı? Bazı fiil, bazı adjective'lerden sonra the first person, the best place, the worst, the second gibi gibi bazı adjective'lerden sonra ben bu kalıbı kullanabilirim. Yani to'yu gördüğü zaman burada illa burada bir amaç mı var, başka bir şey mi var, özne mi, değil mi? Al sana madde. Belli başlı adjective'lerden sonra hani belli başlı fiiller demiştik ya. Belli başlı adjective'lerden sonra da en bilindikleri bu. The first, the best, the worst, the second, the third gibi gibi gibi. Tamam mı? Sıralama şekilleri iyi, kötü, çok iyi, en kötü gibi şekillerde sıralanabilir. Bazı adjective'lerden sonra ben yine to'yu getirmek zorundayım. Evet. Certain adjective'lerden sonra tekrardan başka bir konum var. Passive artı verb infinitive. Peki bunda ne oluyor hocam?
Bunda da pasif yapı gördüğün zaman, eğer soru kalıbında herhangi bir pasif yapı gördüğün zaman burada duracaksın. Diyeceksin ki, ha, hocaman demişti ki eğer soru kalıbında genitif sorusuysa, pasif yapı varsa ve boşluk veriliyorsa o kısımda boşlukta, aşağıdaki ben tüm gerundları elemem lazım. Bütün önceyle başlayan şıkları elemem lazım. Sadece tuğla olanlar olabilir. Past mı, present mi ona karar vereceksin. O zaman diyeceğim ki passive artı verb infinitive. Pasif gördüğüm yerde ben to'yu yapıştırmam lazım. Hocam bir örnek yazar mısınız? Gel yazalım. Şöyle dedim. Mesela I wasn't told, geldim buraya, to tell the truth. I wasn't told. Was verb görüyorum hocam. Yani bir be görüyorum hocam. Tell fiilimin üçüncü hali görüyorum. Ha. Be and verb 3. Dedik ki ha, bu pasifdi hocam. Neyin pasifi? Past'ın pasifiydi. Hani was verb'de be, was verb oluyordu ya. Told. Söylenmedi bana. Ne? Gerçeği söylemem. Anlatmam bana söylenmedi. Ha. Ben pasif gördükten sonra aklıma ne gelecekti? Güzel. Karşıya direkt olarak infinitive ile başlamam lazım diye hatırlamam lazım. Tamam mı? Eğer sınavda lütfen bak, bu en önemlilerinden biri, hatta belki infinitive'in en önemli maddesi. Eğer yukarıda pasif görüyorsan, pasif yapılı yani be artifin üçüncü halinin herhangi bir tanesi olabilir. Was olabilir, will be olabilir, modulların halleri olabilir. Direkt pasif görmen yeterli. Pasiften sonra senden genitive de isteniyorsa lütfen güzel kardeşim oraya gerund yapma. Tüm ing'leri ele gitsin. Cevap to ile başlaması lazım. Lütfen dikkat edin. To da artık aktif mi pasif mi ona göre seçmen lazım. Ama en az 2 şıkka kadar indirirsin. Beni dinle, soru kaçmaz. Dedik ki pasiflerden sonra to'yu kullanmam lazım. Bir de kendi amaç için kullanmam var. To normalde ne? Bir şey yapmak için bunu yapıyorum. Veya bir şey söylemek için geldim vesaire. Nasıl yani hocam? Gel bakalım. I came here. Buraya geldim. Niye geldim be adam? To say goodbye. Buraya ben Allah'a emanet demeye geldim. Goodbye demeye geldim dedirtiyor bize. Tamam mı? I came here to say goodbye. Hocam efendim. Amaç burası mı oluyor? Amaç burası oluyor. Yani amaç ne? Görüşürüz demek. Say. Fiilimin yine birinci hali. I came here. Buraya geldim benim. Ana fiilim. Yani neyim? Güzel. Main verb'üm. Ana yüklemem. Burası. Ne için geldim? To say goodbye. Diyeceğim ki o zaman burada bir purpose var. Purpose eşittir ne? Bir amaç var hocam. O zaman diyeceğim ki to'nun bir de purpose anlamı içeren bir amaca yönelik bir hizmeti sunuyor. Tamam mı? Infinitive daha geniş kapsamlıdır. Lütfen dikkat edin güzel kardeşim. Infinitive'in belki göz korkutucu, hatırlanamayacak olan formülleri, yani daha doğrusu maddeleri olabilir. Ama lütfen dikkat edin. To'nun çok fazla kullanımı var. Yapman gerekenleri söylüyorum. Bir, verb listini çıkartıyorsun. Tamam mı? Yani fiil listeni sağına soluna asacaksın. İki, ilk öğrenmen gereken madde olarak. Pasif artı verb infinitive. Pasif gördüğün yere infinitive yapman gerektiğini anlayacaksın. Üç, cümlenin başında yine gerund gibi isim fiil olarak, fiilimsi olarak kullanıldığını bilmen lazım. İngilizce öğrenmek şöyle şöyledir. İngilizce öğrenmek kolaydır gibi. Basketbol oynamak böyle böyledir. To play, to learn gibi. Başka önemli olan, belli başlı ecdetlerim vardı. First'ler, best'ler, second'lar, the worst'ler. Bu tarz böyle daha enliklere oynayan, ilklere oynayan şeyler de, yani daha kesin olan ejectivelerde, bazı ejectivelerde direkt olarak to infinitive getirmen lazımdı. Başka bana bir komplement lazımdı. Benim şu anki planım to bir şey yapmak. Oradaki maaşmakı da isim fiili de ben yine to'la karşılıyordum. Hatırlıyor musun? My current plan is to make money. Şu anki hedefim, şu an güncel planım para kazanmak gibiydi. Başka kendi arasına pronoun olan, yani zamir alan bazı fiiller vardı. Said to me, told me to do, want me to do gibi. Oraya neydi? I
mesela she told me, bana söyledi, ne söyledi? She told me to do, şunu yapmamı söyledi, bu kutuları taşımamı söyledi gibi. Purpose, bir amaç uğruna bir şey yapmam lazım. Infinitive kendi anlamında. I came here to say goodbye, Allah'a ısmarladık demek için geldim. Şunu şunu yapmak için geldim. I came here to write this letter, bu mektubu sana yazmak için geldim. Bir purpose olarak belirtiliyor. Lütfen bunları unutma güzel kardeşim. Infinitive'in olayı budur. Şimdi kısa bir past present ayrımını yapıp infinitive artık say goodbye diyeceğiz. Şimdi en son bir konumu anlatıp artık infinitive'den gerund'da diyoruz ki Allah'a ısmarladık, görüşmek üzere. Peki bu ne hocam? Biz gerund'da ne yapmıştık? Aynı infinitive'de olduğu gibi gerund'da da infinitive'de de bu olayların bir past participle'ı var hocam. Yani perfect'i var hocam. Yani olayların geçmiş zaman anlatımı var hocam. Güzel. Başka nesi var hocam? Aktifi var. Pasifi var hocam. Güzel. Şimdi bunlara bir bakalım. Ne demiştik biz? Past participle ve present'ta, gerund'da biriminin yerine alternatif olarak kullanılabilir. Ama aynı burada da geçerli. Eğer sen şıklarda to work veya to have worked gibi have'li yapı görüyorsan, nasıl yani hocam? Bunda mı değişiyor? Değişiyor tabii güzel kardeşim. To have verb 3. Peki neydi daha çok bunu yapman lazımdı senin? Eğer bir tense olarak geçmiş zaman görüyorsan, bir past tense görüyorsan. Peki nasıl yani hocam? Hatırlıyor musun hırsız örneğini bir önceki videoda? Çalmıştı. Çalması önceydi, itiraf etmesi şu an, değil mi? Heh, aynı o mantığı düşünemesin. Eğer olay, tekrar söylüyorum, tekrar yazmak istersen yaz. Eğer olay yüklemden önce gerçekleşiyorsa, eğer olay yüklemden önce gerçekleşiyorsa to have verb 3 kullanabilirsin. Nasıl yani hocam? Gel. Bak şimdi. He refused to have stolen the wallet. O cüzdanı çaldığını reddediyor, inkar ediyor, refuse ediyor. Hayır diyor, ben çalmadım. Bunun yerine ne yazabilirsin? Denied. İnkar etmek, reddetmek. He refused to have stolen. To have stolen. Çalması itiraf etmesinden daha önce. Bravo. Bir de olay nerede gerçekleşmiş? Past tense'de. Dediğim gibi eğer past görüyorsan aklın ilk önce to have'e gitsin ama birbirini yerine kullanıldığını unutma. O yüzden diyorum sana, olay pasif mi, aktif mi? Yapan kişi o mu, değil mi, başkaları mı yapıyor? İki şık arasında kaldıysan, to'nun present hali mi, to'nun past hali mi, ona göre bak. Önce mi gerçekleşmiş, sonra mı gerçekleşmiş? Bir de neye bakıyorsun? Aktif mi, pasif mi? O kişi, o şeyi yapan kişi o mu? Yoksa başkaları tarafından mı olay gerçekleştiriliyor? Lütfen buna dikkat et. Peki pasifi nasıl yapıyordum ben yine bunda? To be, tabii ki de fiilin üçüncü hali. Eğer geçmişte yapacaksam, to have been. Filmin üçüncü hali. Hocam bir örnek yazar mısınız? Aklınızda iyice kalsın. Yazarım tabii güzel kardeşim. Gel. To be verb 3. Yani olayların başkaları tarafından olan, pasif olan kısmı yapalım. Diyelim ki biri bize bir şey yapmamızı söylesin. Yani ben, bana başka tarafından söyletiliyor. Gel bakalım. Bir tane de to ile ilgili bir fiil bulalım. I was told, bana söylenildi, to be promoted, işte 2 days ago. Bana 2 gün önce benim ne promote, işte yükselmek, terfi almak, terfi alınacağım. Çünkü ben kendi kendime terfi edebilir miyim? Hayır hocam, ben terfi edilirim. Terfi edileceğim bana söylendi. I was told. Ha, pasiften sonra bir şey geliyordu, güzel. To geliyordu. Hatta buradan sonra da bir pasif yapı var. O yüzden lütfen dikkat edin. Eğer şıklarda görüyorsan şöyle bir yapıyı, ha bu pasif diyeceksin. O yüzden yukarı çıkacaksın, bakacaksın. Bu iş, bu fiil, bu eylem kendi kendine yapabiliyor mu? Başkaları tarafından mı yaptırılıyor diye kafana kodlaman lazım. Bu da zaten ya birbirini yerine alternatif olarak kullanılıyordu ya da dediğim gibi olay yüklemden önce gerçekleşiyorsa, past tense'de gerçekleşiyorsa.
İkisinin de pasif halini kullanabilirsin. Yani ben buraya direkt I was told to have been promoted 2 days ago. Promote edilmem. Daha önce bana şu an söyleniliyor. Ya da direkt hadi onu da yazalım. Kafan karışmasın. I am told to have been promoted. Bitir. I'm told to have been promoted. Benim promote edilmem önceden karar vermişler. Terfi edilmem önceden karar vermişler. Bana şu an söyleniliyor. I am told. Bana söylendi. Be artı fiilimin üçüncü hali. Bak emizardaki be gördün mü? Tell, told, told. Fiilimin de üçüncü hali. Toparlıyorum. Arkadaşım, gerundi infinitif buraya kadardı. En az iki sorun var. 1, 6-9 arası. Grammar kısmında direkt şıklarda direkt sana sorabilir. Tenselle birlikte. 2, close testle karşına çıkabilir. 3, çeviri sorularında bazen bunları sana yine aşağıda belki şıklarda verebilir. O yüzden cümleyi iyi anlaman lazım. Hangi cümle yüklem, hangi cümle isim fiil bunu iyi anlaman lazım. Dediğim gibi lütfen gerundi infinitif listeni oluşturuyorsun. Artık nereye kartona mı asıyorsun, yazıyor musun bilmiyorum ama lütfen bunu yap. Senin iyiliğin için söylüyorum. Tamam mı? Çünkü artık bunları göre göre, yapa yapa, teste karşımıza çıka çıka kafamıza, beynimize yerleştireceğiz, ezberleyeceğiz. Sadece fiil kısmı ezber, burası pratikte, soruda karşına çıkınca daha iyi anlayacaksın. Şuraya çekiliyorum, hemen yazıyorsun. Hop, güzel, space avastan aldın. Benden bu kadar, al, gerundi infinitif, bu kadar ya, bitti. Bunu bil, soru kaçmaz. Eğer bir sıkıntın var, hocam hiçbir şey anlamadım. İn aşağıya, bana yaz ki hocam böyle böyle benim, hani şunu nasıl yapacağız, bir sorun var. Ben de sana oradan hemen denet vereyim. Çünkü yorumları okuyorum biliyorsun. O zaman kendine çok dikkat ediyorsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Seni seviyorum.